Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Erdoğan. Neden Erdoğan diye sorsam? Çünkü ondan yeşi yok. Tayyip Erdoğan. Peki neden Tayyip Erdoğan diye sorsam? Ya onu kendime yakın hissediyorum, ona vereceğim. Reis belli. Peki neden reis diye sorsam? Reis çalışıyor. Başka var mı? Öbürlerinde proje var mı? Yok. Onun için reisten başka yok. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu diye sorsam? Onu seçtik, onu kullanıyorum ben. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu diye sorsam size? Yeter artık, düzen değişsin. Ülkenin hale geldi görüyorsunuz. Bakıyorum bile bazen millete konuşuyorlar. Recep Tayyip diyorlar, yeter. 20 sene ne oldu? Biraz da değişsin abi, başkası gelsin. Yeter. Bir de o gelsin bakalım ne oluyor. Atatürk'üz biz. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ben ısrarını vereceğim. Neden Kılıçdaroğlu? Bakıyor Türkiye'nin halini görüyorsunuz. Neler oluyor? Şu anda yani bir cep telefonu oldu 50 bin lira ya. Böyle bir şey var mı? Onun için ben artık bunu... Ha biz onu seçtik zamanda dedik ama şimdi bakıyoruz durumlar bayağı. Yani bu 5 sene oldu yani Türkiye perişan. Size Erdoğan'la oy vermekten döndüren şey ne oldu? Ekonomik. Daha ben çok şeyler oldu. Ekonomik yani çok görüyorum. Ben bugün ne yapayım? Çoluk çocuğum ekmeğine bakıyorum. Ama bunu da yapamıyoruz yani. O iş. Bulduk, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu diye sorsam? Ya bunda belamızı bulduk, ne yapalım? Benim Cumhurbaşkanı adayım tabii ki bu vatana, bu millete hizmet eden. Kimdir o? Recep Tayyip Erdoğan. Peki neden Recep Tayyip Erdoğan diye sorsam size? Ya şimdi neden diyeceksin? Kimse dört dörtlük değil. Herkesin hatası var. Herkes yanlış yapabilir. Ama yani büyük yanlışlar yapmamak lazım. Bu adam üretmedi diyorlar. Üretmediği şey kalmadı. Bu adam ülkeyi sattı diyorlar. Bizim ülkemizi şu dünyada tanımayan kalmadı. Böyle mi satmak yani? Çok basit bir şey söyleyeceğim. İngiltere'de kraliçe mi öldü değil mi? Şu dünya liderlerinin otobüse girdiğinde baktığına baksınlar kimler var orada. Bir de bizim şu ülkemizin başındaki cumhurbaşkanımızın Amerika'da parkta kafasına bir takıldığı şu potreyi bir görsünler ya. Ya İHA'larımız, SİHA'larımız da bunlar artık demagoji olmuş gibi, hani böyle herkes bunu söylüyor gibi de. Kardeşim bizim savunma sanayimiz güçlü olmazsa biz ne yapacağız? Yunanistan kalkmış kafa tutuyor değil mi? Bir avuçluk. İstanbul kadar bile değil. E ne yapacağız abi? Kafamızı mı yiyeceğiz? Bak F-16'ları vermiyorlar. Modernize etmiyorlar. Biz üretmezsek ne olacak? Bunun için Erdoğan abi. Kılıçdaroğlu diyeceğim. Neden Kılıçdaroğlu diye sorsam? Artık değişim şart ya. Hani bununla ilgili artık ne bileyim, milletin gözünün açılması lazım. Hani daha ne olsun, 20 sene kaldı. Bu duruma getirdiler. Yine de bu durumdan biz kurtarırız diyorlar ama 20 sene önce aklınız neredeydi diye sorarız yani. Ya bundan önce de hep AK Parti'ye veriyordum genelde. Artık hani değişim lazım. Yani çünkü Z kuşağı denilen kuşak da artık bıkmış yani. Genelde yaşlı amcaları, eski amcaları falan görünce ya işte eskiden yağ kuyruğu, mağ kuyruğu falan var derler. Hep bundan dert yanarlar normalde ama ya bilmiyorlar ki o zaman Kıbrıs çıkarması vardı ve Amerika ve Avrupa Türkiye'ye ambargo uygulanıyordu. Bu da bir 6 aylık süreçti ama şimdi biz bu ekonomi düzeyiyle gidersek son 3-5 yıldır zaten sıkıntı yaşıyoruz. Bundan sonraki gelecekte de bir aydınlık falan, bir gelecek göremiyorum. Hani o yüzden değişim kesinlikle şart diye düşünüyorum. Gerekçem bu. Vallahi babacığım, biz de zaten ben devrimci solcuyum, ben hedefliyim. Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Peki neden Kılıçdaroğlu diye sorsam? Vallahi neden diyeceksin, verirse de Tayyip'e biz vere anamız ağladı. Yani şimdi şöyle bir durum. Hani ev kirası 2 lirada da 10 liraya çıktı. Domates 20 liraya çıktı. Hayvanat Türkiye'nin dünyanın en yolsuzluk ülkesi Türkiye. Hala bir bakalım Kılıçdaroğlu'ya deneyelim. Eğer olmazsa bir de vermeyiz. Yapacak bir şey yok ya. Evet. Sonuçta bu da gelecek ya. Hani Ekrem İmamoğlu dedi gelecek, dedi şehri batıracak. Bakın ne güzel oldu. Batırdı mı batırmadı. Yani bir de halk vermez yani. O kadar şimdi insanlar bilir yani. Sen bugün bir sefer birisine verirsin. Bir daha iyi olmazsa bir daha verirsin, vermez. Bir de deneyelim, bir de o gelsin bak. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Selahattin Demirtaş Şaşmaz. Kendisi aday değil biliyorsunuz. Olsun. Aynı parti devam. Bu bir seçim anketi. Yarın seçim olsa kime oy atacaksınız? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Seçim olsa Allah, Muharrem İnce de olabilir. Ya sonuç olarak kim bu ülkeyi yönetebiliyorsa. Peki Muharrem İnce diyorsun. Evet. Peki neden Muharrem İnce diye sorsam? Bence bu ülkedeki bu Suriyeliler olsun, bunlardan kurtulmamızı sağlayacak tek kişi bu. Yani şu an gördüğümüze göre yani başka çaremiz de yok hani. Yani desek yine aynı muhalefet partiye verirsek ya kurtuluşumuz yok. Kısacası bu Suriyeliler zaten ülkeyi bitirdi. Ve şu an iktidardaki kim varsa o da ülkeyi ayrıca bir bitirdi. Yani şu an ülkeyi yokuş aşağı düzeltebilecek insanlardan biri olduğunu düşünüyorum. Öyle başka bir şey diyemiyorum. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu diye sorsam size? Ne kadar bu arkadaştan bir verim alamadık. İnşallah bir umudumuz, diyoruz ki gelecek adam daha iyi işler becerir. Memleket için daha iyisi olur. Bu değil öbürü. Öbürü hangisi? Şu anda olan değil. 6 tane şey bir araya geldi. Hepsinin geçmişine baksan ne yaptıkları belli değil. Hepsinin geçmişini bir inceleyeceğim, ondan sonra vereceğim. Adam gibi adamdır, Tayyip Erdoğan'dır. Peki neden Tayyip Erdoğan diye sorsam sana? Nedendir? Ben 65 yaşındayım. Bunlardan önce karakola gittiğin zaman cebinde 25 kuruş para kalmıyordu. Hepsini polisler alıyordu. Hastaneye gittiğin zaman rehin kalıyordun. Eczanelerden ilaç alamıyordun. Böyle sokakta konuşamıyordun, sokağa çıkamıyordun. Bunun için Tayyip Erdoğan diyorum.
Türkiye oldu. Gittiğin zaman Amerika başbakanım böyle namaz şeyinde duruyordu. Gittiği zaman hiç olmazsa adam gibi adam Türkiye'yi tanıttı dünyaya. Türkiye şeyden önce dünyanın bundan önce dünyanın en fakir devletiydi. Battıydı. Battıydı, battı. Teşekkürler. Size de soralım. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız. Erdoğan dünya lideri. Türkiye'nin değil, bütün dünya lideri Erdoğan'dır. Yapmadığı iş mi var? Yapmadığı mı var? Bir iş yapıp da bunu yapacağım, yapmayacağım diye söz verip de yapmadığı var mı? Her şey yaptı. Her şey yaptı. Kılıçdaroğlu ne yapıyor? Bunu kapatacağım, bunu yapmayacağım, bunu kapatacağım, bunu iptal edeceğim. Böyle bir şey var mı? Kılıçdaroğlu yapıyorsan yap. Yok, iptal edeceğim, bunu iptal edeceğim. Erdoğan her şey yapıyor. Her şey yapıyor. Ben onun ellerinden öperim. Ellerinden. Adam gibi adam ya. Benim Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu diye sorsam? Kılıçdaroğlu olduğu için. Yani şu anlar hırsızlığının yanlışını hiçbir şey bilmiyor. Biraz da demokrasiye yatkın olduğu için. Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan diye sorsam? Çünkü daha iyisi yok. Tabii ki de reis abi. Tayyip Erdoğan. Neden reis? Abi böyle yani yapacak bir şey yok. Ben 94'ten beri reisçiyim yani yapacak bir şey yok. Yok eğer onun yerine gelecek biri var mı şu an senin gözünde? Yerine gelecek birisi varsa oyun vereyim abi. Yani yönetecek birisi varsa onun gibi oyun vereyim yani sıkıntı yok. Başkanımızla memnunuz abi. Erdoğan mı diyorsunuz? Evet. Peki neden Recep Tayyip Erdoğan? Çünkü ondan başkası yapma şansı olmaz. Altı kişi eğer bir kendi aralarında bir başkan çıkaramıyorsa başka bir şey söyleyeceğim ya. Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Yani şu ana kadar yaptıklarından dolayı. Ne yaptı şu ana kadar? Ne? Öyle bakayım. Ne yaptı sana anlatayım. Suriyeleri buraya getirdi. Ekonomiyi evet. Berbat etti. Daha ne yapacak? Yapalım söyle bakayım ne yaptın söyle. Zengin ya ondan böyle konuşuyor. Dolar yükselsin, Tayyip kazansın, dolar yükselsin. Bizim işimize geliyor değil mi Yusuf? Evet. Sen sanki dolarla maaş almıyorsun. Ben ülkemi düşünüyorum, kendimi değil. Ben her zaman ülkemi düşünerek hareket ettim bu zamana kadar. Şimdi öyle yapacağım. Helal olsun. Oyum Recep Tayyip Erdoğan'a. Daha çok bat. Ben buradan bir isim alayım. Sizin adayınız kim? Benim mi? Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkürler. Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Sevdiğim için. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Değişsin. Değişim istiyorsun. Değişimi istiyorum. HDP Selahattin Demirtaş. HDP bir aday çıkarmadı biliyorsunuz. Çıkarmasa da kalbimiz ondan yana. Peki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kime oy atacağız? HDP kimi desteklerse biz ona veririz. HDP Erdoğan desteklerse Erdoğan'a oy atar mısınız? Yok o zaman atma. Peki o zaman bu bir seçim anketi. Ben senden bir isim alsam. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy kullanacaksın? Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanmayacağım bu sefer ya. Kullanmayacaksın. Yok çünkü oyun burada değil memlekette. Tayyip Baba. Neden Tayyip Baba? Adam gibi adam ondan. Yanlış anlamayın. Başka adaylar bu ülkeyi yönetemez. Bu altılı masa diyorlar ya. Toplasan bir tane adam yok içinde. Ülkeyi satarlar. Her şey para pul değil. Evet sen de küçük elime söyle arkadaşım. Teşekkürler size soruyorum. Sizin adayınız kimdir? Benim adayım Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Erdoğan? Onu da söyleyeyim size. Siz yeni bir eve taşınsanız tekrardan düzen kuracaksınız. Biz buraya tekrardan düzen istemiyoruz. Adam bir şekilde buralara kadar bizi getirmiş. Karnımız tok, sırtımız pek. Çoluğumuza çocuğumuza yardımlar yağıyor. Allah ondan razı olsun. Tayyip'ten başkasına oy atılmaz. Peki, teşekkürler. Tayyip'ten başka yok. Teröre vezih halimiz yok herhalde. Tek insan odur şu anda. Kılıçdaroğlu kime yaslandı? Teröre. Çıktı terörü kınadı mı? Yok. Teröre el çıktı. Terörleri çıkaracağım diyor. Ne yapalım şimdi? Sen olsan kime verirsin? Teröre mi yoksa terörü vurana mı? Türkiye'yi kurtaracak insan tek insan Tayyip Erdoğan'dır. Vallahi bunu sormam bile yanlıştır yani. Hainleri şeyi mi soracağız yani? Hainleri Cumhurbaşkanı mı yapacaksınız? Benim Erdoğan'dır tabii ki. Neden Erdoğan desem? Erdoğan tabii ki her şeyi yapıyor. Adamların akşamla konuştuğunu sabahleyin hep yalan çıkıyor yani. Yalan konuşuyorlar. Yani hep dağdakilerle ona bununla terörlerle onunla işbirliği yapıyorlar. Amerikan, İngiliz'in çocuklarıyla onlar. Başka hiçbir şey olmaz. Teşekkürler. Bir şey değil bana. Benim Cumhurbaşkanım adayım Selo'dur. Selo kim? Kendisi ya? Aday değil biliyorsun. CHP veririm. CHP veririm. Kılıçdaroğlu. Peki neden Kılıçdaroğlu diye sorsam? Bu defa da onu deneyelim. Selahattin Demirtaş. Peki kendisi aday çıkarmadı biliyorsunuz. Şöyle geçelim. Kime oy vereceğiz? CHP. Kılıçdaroğlu. Peki neden Kılıçdaroğlu diye sorsam? Sebebi ona vereceğiz. CHP vereceğim. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğim oyumu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu diye sorsam? Şu anki hükümetten memnun değilim yaptığı şeylerden. Zaten görüyorsunuz çok fazla Suriyeli var. Onlardan dolayı memnun değilim hiç. Tabii ki Tayyip Bey. Neden Tayyip Erdoğan? Çok sevdim. Özal'dan sonra hep ona verdim. Başkasına hiç vermedim. Recep Tayyip Erdoğan kim olacak? Neden Recep Tayyip Erdoğan? Vallahi ben ya çalışkan adam yani. Yapacak bir şey yok yani. Bu yüzden ben ona vereceğim yani. Belli değil. HDP'den hangisi olursa onu veririz. HDP bir aday çıkarmadı. Yarın seçim olsa siz kime oy atarsınız? HDP'nin verdiği hangisine verirse biz ona veririz. HDP Erdoğan'ı işaret etse oyunuzu Erdoğan'a atar mısınız? HDP'nin her dediğini yaparız. Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan?
Başka adam yok da onun için. Güvenilir bir isim var mı? Çünkü güvenilir insan olmadığı için öbürkiler ne dediği belli değil. Birisi ki PKK benim askerim şehit olurken ona sen destek vermiyorsan, sen PKK'ya destek veriyorsan ben ne yapayım? Nasıl güveneyim mesela? Sen nasıl rahat uyuyacaksın akşam evinde? O askerler orada karda kışta ben burada rahat dolaşırken, dolaşmamı sağlarken sen PKK'ya destek veriyorsun. Ne yapayım? Benim askerimi her gün kuş avla gibi avlasın öyle mi? Sonra kadar Tayyip Erdoğan. Kim olabilir? Ülkedeki verimliliği artırabilecek birine ihtiyaç var. Yani dolayısıyla Tayyip yapamadı bunu. Bütün verimli durumların bütününü kaldırdı. Ama bundan sonra umarız ki CHP'den bir şey olabilir diye düşünüyorum ama inşallah demekten başka bir şey demiyorum. Peki ben senden bir isim alsam, bu bir seçim anketi, bana kimi söylersin? Cumhuriyet Halk Partisi deriz yani. Neden Kılıçdaroğlu diye sorsan? Tayyip için ben kendi adıma diyorum, çok çalıştım. Yani yine de söylediğim gibi yani ülkede tüketim politikası dışında hiçbir şey yapmadı. Herkes tüketici bir duruma düştü. Dolayısıyla bu iyi bir yaklaşım olmadı. Yani insanların çalışabilecek, çalışılması gereken bir şey de faydalı olamadı diye düşünüyorum. Selahattin Demirtaş yani. O olmayacağına göre Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu diye sorsam? Ya neden Kılıçdaroğlu? Yani artık millet her şey ortalıkta yani. Türkiye'nin durumu açık. Ne bileyim yani artık değişmesi lazım. Değişim şart. Bence Selahattin Demirtaş. Kendisi aday değil biliyorsun. Aday değilse abi Kılıçdaroğlu. Abinin dediği gibi. Teşekkürler. Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce diye sorsam kısaca. Vallahi güzel bir vatansever. Gençleri değer veriyor. Ötekiler hep sallıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu olmalı. Neden Kemal Kılıçdaroğlu olmalı? Neden olmalı? Çok güzel bir soru. Bunun cevabı da biraz uzundur. Türkiye Cumhuriyeti 100 yılında tekrar bak görüyorsunuz ne hale düştüğümüzü. Tekrar ayağa kaldıracak tek bir lider tanrı şeydir. Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ve ekibidir. Güveniyorum bunu. Sonuna kadar bunu yayınlayayım bunu. Ülkede değişim olmalı. Yani bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Hiçbir partiye ayrımsızım söylüyorum bunu. Türkiye'de değişim olmalı. Kemal Kılıçdaroğlu gelmelidir, hesap uzmanıdır. Kadrosunu da azmış çünkü internette baktık, görüyoruz basında da. Çok da güzel bir kadrosu var. Olmalı. Değişim olmalı bu ülkede. Olmaz böyle yani. Çünkü artık hiçbir şeye güven kalmamış. Hani bir hangi vatandaşa sorarsanız sorun, 10 yaşında çocuğa sorsanız hani hiç güven kaldı mı? Hangimizde hani doğru cevap verebiliriz? Yok. Hiçbir şeye güven kalmadı yani. Olmalı bir değişim bu ülkede. Çünkü yarım yarı yönettiler. Gördük kendi hala düştüğümüzü. Etin kilosu 320-330 lira olmuş. Biz tarım ülkesi bir ülkeyiz. Ne oldu böyle ya? Bir 50-100 bin lira araba 300 lira 400 lira olmuş. Hani ne oldu bu ülkenin? Gömü bulundu. Ne bulundu yani? Haksızlığın varsa yani cevaplayabilirim yani. Dünya lideri diyorlar Erdoğan'a da. Ya onu belli bir kesim söylüyor. Neyi var dünya liderinde bana söyler misin? Türkiye'yi hangi şeyle Avrupa ile siz bunu kıyaslayacaksınız? Neyimiz yani önde? Hangi yönde öndeyiz? Amerika'nın neyle önde? Amerika ile Rusya ile Almanya ile hani neyle biz tamam da borç batağın da bir kez yani işin gerçeği budur. Yani bizi hangi şeyle biz dünya lideri bana söyler misiniz? Söyleyen gelsin desin yine şu konuda dünya lideridir. Ne konuda? Hangi kurumda cevap verecekse hani bir şey sorulsa arkasına bakmadan cevap verecek bir kurum var mı şu an? Sesleniyor mu yani bunu? Biz hepimiz görüyoruz hani biz. Ben hiçbir siyasi parti üniversitede değilim. Hiçbir siyasi partiyle alakam da yok. Yani gerçekleri söylüyoruz sadece burada. Hani gördüklerimizi söylüyoruz burada. Neden yani şu an Hüdapar'mış veya başka partiye neden iki parti artık koşuyor? Çünkü kaybedeceğini biliyor. Yani bu kaybetmiştir. Bu saatten sonra onun sanmıyorum ki bu saatten sonra düzeleceğini. Hani artık bunu 10 yaşında çocuğa da sorsanız aynı kelimesiyle söyleyecek. Yani önünü, 50 metre önünü gören insanlar hani bunun cevabını rahatlıkla verebilir. Olmalı bir değişim bu ülkede. Kolay gelsin, iyi günler. Tayyip Baba. Neden Tayyip Baba? Yaptıklarını gördüğümüz için. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Görünüyor, hizmetler görünüyor artık ortada yani. Bunları fark etmemek nankörlüktür. Yapılan yollar, yapılan hastaneler, silah sanayinde ilerlememiz yani büyük bir yol aldı. Bunun için Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyoruz. Sonuna kadar da destekleyeceğiz. Vatanımız güzel. Onun için bizi yönetenler başarılı. Tekrar bunları seçelim ki ülkemiz şahlansın. Biz niye? Biz Avrupa'dan daha iyiyiz. Biz de herkes bize desin ki biz Türkiye'ye katılmak isteyelim. Biz niye Avrupa'ya katılalım ki? Güçlü bir ülkeyiz. Onun için güçlü olmamız herkes lazım. Avrupa'ya katılmak istiyor. Türkiye'ye katılmak isteyen yok gibi sanki. Ya, herkes Avrupa'ya katılmak istiyor da Avrupa'da git açlık, sefalet her şey var. Ama bizim ülkemiz görmüyor musun? Ne mutluyuz. Bak 5 milyon Suriyeli bile var içimizde. Hiçbir sıkıntımız var mı? Yok. Bak bakabiliyoruz. Onlar göçmenleri, kaçakçılar hepsini sularda boğuyorlar. Tel örgülerin arkasına atıyorlar. Yani biz medeni bir ülkeyiz. Gerçekten. Medeniyetin doğduğu bir ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir. Onun için her zaman diyorum Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan.
Teşekkürler. Size soralım, sizin adayınız. Ben kamu personeli olduğum için tercih şeyimi söylemeyeyim de içimde kalsın da. Ama az önce konuştuklarınız gibi yani mevzu vatan vatansa, yani düşünsenize ya 11 tane elimiz yıkıldı. Öyle bir afet hiç dünyada hiç kimsenin başına gelmedi. Çok şükür altından kalkıyoruz. Kalkacağız da. O yüzden ben görüşümü beyan etmek iyi değil kamu personeli olduğum için. Tamam, çok sağ olun. CHP'li değilim ama Kılıçdaroğlu destek vereceğiz gibi duruyor. Neden Kemal Kılıçdaroğlu desem? Ya artık bu düzenin bir şekilde değişmesi lazım. Türkiye'nin hali ortada. Az öncekiler yanlış anlamayın da hani arkasından konuşmak gibi olmasın. Attılar, tuttular. Hani biz bu ülkede yaşıyoruz yani, her şey ortada. Bu bağlamda Kılıçdaroğlu destek vereceğiz. Ortada çünkü bir haksızlık da var açıkçası. Yıllardır Kılıçdaroğlu bize karşı yanlış politikalarla her zaman ne bileyim işte yok şu adam böyle, yok şu adam böyle, yok şu şöyle. Halbuki daha hiçbiri de görmemiş Kılıçdaroğlu bu zamana kadar. Bu zamana kadar hiçbir zaman CHP yönetimi ben görmedim. Yaşım 25. Bu zamana kadar daha Kılıçdaroğlu'nun geldiği bir dönemi yaşamadım ki ben. Görmediğim bir şey üzerinden yorum yapamam. Bu bağlamda da Kılıçdaroğlu destek vereceğiz açıkçası. Kürt olarak söylüyorum bunu. Kılıçdaroğlu'nun hani Kürt halkının da potansiyelinin de farkındayım. İnanıyorum ki blok halinde de herkes Kılıçdaroğlu'na destek verecektir. Ve hani net konuşma ama Kılıçdaroğlu'nun da kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Kazanacaktır bence. Cumhurbaşkanı adayım Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Yani bugünkü yönetime baktığımız zaman iyi yönden hiçbir şey göremedim. Yani 20 senedir başta ve 20 senedir de hiçbir zaman samimiyetine inanmadım. Hiçbir zaman da vermedim. Kılıçdaroğlu halktan biri, öyle düşünüyorum. Ki ekibi de güçlü görüyorum ben şu an. Bir de HDP'nin katılmasıyla, Akşener'in katılmasıyla daha iyi olur diye düşünüyorum. Artı bir de İmamoğlu var. Yani İstanbul'u iyi bilen. İstanbul'u bilen zaten bütün Türkiye'yi biliyordur diye düşünüyorum. Yani söylenecek çok şey var ama gerek yok yani. Her şey 14 Mayıs'tan sonra inşallah beklentimizin üstünde olur yani. Cumhurbaşkanı adayım var. Bu iktidar gidecek, yenisi gelecek. Peki bu bir seçim anketi amcam. Bana bir isim söylesen kime oy atarsın? Ben Millet İttifakı'na atarım. Kararsızım ya ben. Peki yarın sabah uyandık, seçim var. Kime oy atacağız? İşte onun için dedim ya kararsızım diye. Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Sevdiğim için. CHP'yi tercih ediyorum. Neden Kılıçdaroğlu diye sorsam kısaca anlatır mısın? Yani şu an ittifak kuruyor. Ben Selahattin Demirtaş olmadığı için şu an CHP'yi tercih ediyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan diye sorsam? Seviyoruz. Recep Tayyip Erdoğan. Peki neden Recep Tayyip Erdoğan diye sorsam? Yeter mi yetmez mi yani? 20 senedir Türkiye'yi idare ediyor. Türkiye'yi idare ediyor tek başına. Yetmez mi? Daha ne arıyoruz ki Cumhurbaşkanı? Daha ne yapacağız bundan sonra? Kim gelecek bunun yerine? Gelen adam bir sene idare edemez. Bir sene. Kim gelirse gelsin bir sene idare edemez Türkiye'yi. Teşekkür ederim amca. Rica ederim. Ben Kemal Kılıçdaroğlu diyorum. Neden Kemal Kılıçdaroğlu diye sorsam? Değişim mi gerekli artık? Değişmeli. Değil mi? Sizce de öyle değil mi? Değişmeli. Ben soruyorum. Değişmeli. Değişim gerekli. Recep Tayyip Erdoğan tabii ki. Neden Recep Tayyip Erdoğan diye sorsam? Ya görüyoruz ülke için yaptığı çabaları. Yani başka seçenek yok. Yani diğerleri benim için boş yani. Sadece Recep Tayyip Erdoğan. Vallahi Millet İttifakı ne derse odur hani. Ben normalde doğuluyum, solcuyum. HDP'liyim, onun için Kemal Kılıçdaroğlu diyorum. Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Dayısı olmaz diye düşünüyorum, o yüzden Recep Tayyip Erdoğan diyorum. Kılıçdaroğlu'dur, kim olacak? Neden Kılıçdaroğlu diye sorsam? Ya memleket 20 senedir bu yapıyor, bir de başkası yapsın yani. Erdoğan. Neden Erdoğan? Biz Erdoğan'ı çok seviyoruz. Sevmek çok. Yeterli bir sebep mi oy kullanmak için? Sebebi o bağrı geniş adam, insan. Biz de Erdoğan seviyoruz. Peki sizce neden Erdoğan? Biz de geniş adam o, iyi adam. Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Dans ediyor abi, daha iyi. Çünkü gençlere hitap ediyor abi. Gençler için Muharrem İnce daha iyi. Yatırımları da olacakmış. Hani fazla araştırmadım ama Erdoğan'dan iyidir en azından. Geçerken kameraya Erdoğan dedin. Trolledin mi yoksa? Şimdi mi trolledin? Şaka sana dedim. Hani dolar 20 lira olmuş. Bir aydır üstümde çakmağım altın bundan aldım. Ama yani Muharrem İnce bence hak ediyor. Çünkü 20 senedir mi kaç sene 23 senedir neredeyse Erdoğan bu ülkenin başında bir değişiklik göremedik. Hastane mi kurdu? Yıkıldı. Daha dün mü ne bir tane temel atmışlar hastaneye. Binanın temeli şu mısırcının dükkanı kadar bir şey. O şey hastanenin temeli. Hani bence Muharrem İnce abi. Yatırımlar da olacak diyorlar. Ekrem İmamoğlu'yu da seçtik, pişman değiliz. Çocuklara kreş açtı. Yok mem İBB için güzel şeyler açtı. Bak arkaya da bir şeyler açıyor. 16 milyon rahatlığı için. Başaracak abi. Muharrem İnce'yi deneyeceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu dersen aday olmasın abi. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu desem? Niye? O. Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce desem? İyi bence biri ya. Hani o kazanır diyorum. Ben Erdoğan'ı seçiyorum. Peki neden Erdoğan diye sorsam? Bilmem, ben onu seviyorum. Size sorsam? Bir saniye, sana bir şey göstereceğim. Tabii.
Ama bunu yayınlayacaksınız değil mi? Hepsini yayınlayacağım. Ha. Dün Erbakancıydım, bugün Erdoğancıyım, mezara kadar da Erdoğancıyım. Neden Erdoğan? Bunun aksini hiç kimse iddia edemez. Neden mi? Adam dik duruyor kardeşim. Dik duruyor, dik. İçeride dik, dışarıda dik. Eskileri ben yaşadım, yaşım 72 olmuş. Ecevit Demirel dışarı gidiyor, para dilenmeye böyle duruyor. Ama adam, adam gibi adam atıyor bacak bacak üstüne. Herkes diyor haddini bilecek, seviyesini bilecek. Erdoğan adamın hası. Size bir şey daha göstereceğim ama bunu yayınlayacaksınız bunu. Şimdi... Sen onu ararken ben amcama da sorayım. Amca merhaba. Ben konuştum. Sana sordum değil mi? Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu diye sorsam? Seviyoruz, dürüst. Dürüst olduğu için. Kemal Kılıçdaroğlu. Sizce neden Kemal Kılıçdaroğlu? Yani hep CHP olduğu için. Dürüstlüğünden. Dürüstlükten adaletten yani. Yan olduğu için. Atatürk ilkelerinde her daim yürüdüğü için. Yeterli bunlar benim için. Ha, buldun mu amcam? Heh. Buldum. Ne gösteriyorsun? Sen ne olduğunu canlı, söyle amcam biz koyarız onu. Selçuk Bayraktar'ın hanım bak. Ha, İHA SİHA'dan dolayı mı diyorsun? Evet. Ya adam kardeşim ne söyleyeyim ya. Dört dörtlüğüm üzerinde bir adam. Peki. Bu kadar yani. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Hayatımda ilk defa kararsızım. Peki yarın sabah uyandık oy kullanacağız. Kim oy verirsiniz? Sandığa gidene kadar daha karar vermedim. Gerçekten söylüyorum. Tayyip Erdoğan. Gönlümde Muharrem İnce var ama oylar bölünmesin diye Kılıçdaroğlu'na verecek gibiyim oyumu. Teşekkür ederim. Erdoğan. Neden Erdoğan? Çünkü seviyorum ben onu. Çok iyi insan. Teşekkürler. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu diye sorsam size? 20 yıldır çektiklerimiz belli onun için. Bir daha yaşamayalım diye Kılıçdaroğlu diyorum. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? 20 yıldır bizi soydu durdu oğlum. Bak şuna 600 lira para verdim işte. Peynir, zeytin neyse işte. Kahvaltılık. Yeter bu kadar. Milleti ağlattı durdu. Bir yıkılan yeri yapmadı. Yıktığı yeri yapmadı. Hastaneleri boşalttı. Ben Cerrahpaşa'ya gidiyorum. Şimdi ben doktorumu nerede bulacağım onu bilmiyorum. Hastane boşandı. Her ay doktora gidiyor. Özele gidemem ben. Geçinebiliyor muyuz? İkimiz kaldık zaten. Geçinmeye çalışıyoruz. Bu kadar. Sağ olun. Teşekkür ederim teyzem. Ağzına sağlık. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu diye sorsam? Değişmek lazım. Değiştirmek lazım. Teşekkür ederim. Erdoğan. Neden Erdoğan? Ondan başka adamı yok. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Ona sıra ona geldi artık. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu diye sorsam size? O kadar ya. Teşekkürler. Size soralım. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız. Biz de Kılıçdaroğlu'ya vereceğim. Neden Kılıçdaroğlu? Adaletli olmak için, demokrat olmak için, diktatör olmasın. Tek kişiye artık herkes bıktı. 20 senedir bir kişi kalk Tayyip, kalk otur Tayyip. Başka bir şey yok. Yanlış mı? Kılıçdaroğlu belki biraz demokrat olacak. Belki biraz adaletli olacak. Tek kişi belki çalmaz bu zaman. Bu 6 kişi de biraz bir şeyler bekliyorum yani. Bir şey yanlış yapsa belki ikinci kişi yanlış yapmaz. Üçüncü yanlış yapmaz. Başka ben HDP'liyim ona veriyorum kardeşim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Vallahi ben Selahattin Demirtaş'a verecektim ama Selahattin Demirtaş'ı olmadığı zaman Kılıçdaroğlu'ya veriyorum. Halka neden, neden Kemal Kılıçdaroğlu diye sorsam? Ben Erdoğan'a da çok verdim. Gerçekten. Daha Kasımpaşa'dayken adayı belediye başkanı koyduğu zaman da oy verdik. Şeye kadar getirdik yani. Baya verdik. Ama bu yeter. Çünkü herkesin şeyi değildir yani. Ben olsam bile diyeceğim yeter yani. Yani bir dönem yaptın, iki dönem yaptın yeter. Üçüncü dönem ne gerek? Yani birisi de gelsin. Yani Türkiye'de başka insan mı kalmadı yani? Sadece akıllı mı o mudur? Yani herkes akıllıdır. Yani o yeter yani. O da yani insanımız. Oy vermişiz. Memlekette de vermişiz. Burada da vermişiz. Gerçek diyorum yani. Yani o yeter yani. Halk istemiyor. Gerçekten çoğu halk istemiyor. Bazıları da evet diyor. Bazıları yok diyorlar. Çalan evet diyorlar. Çalmayan yok diyor. Çünkü biz çalmıyoruz. Biz yok diyoruz. O, elhamdülillah da çalmıyoruz. Çünkü çalsaydık biz de yüksek olurduk. Gerçek yani. Onun için yani AK Parti için gerçekten adam vuruyorduk memlekette. Yemin ediyorduk. Yani şeye girsen internetten bir çıkıyoruz biz yani köyde, memlekette. İki dönemde adaylığı yani bizim köylü bir tane Şamus Turay yaptı yani. Ben açıklatıyorum yani. Ama adam her şeyini berbat etti yani. O yüzden AK Parti'de la ilahe diyoruz. Aman aman bizden uzak dursun yani. Gerçek diyorum. Burada da bana yaptılar. Buradaki lokma çağırıcı. Burada da bir sürü beni zarara koydu. Ben kendim de bahçelerde de oturuyorum yani. Onlar herkes beni tanımayan insan da yok. Yani kesinlikle ona vermem yani yeter. Ha yeter ona yeter yani iki dönem yaptın yeter yani. Yani dedelerimiz de aç gider paşaydılar, ağalardı. Yani bak şimdilik yeter. Bak şimdilik biz temizlik görevliyim. Halkımıza, insanlarımıza hizmet yapıyoruz yani. Yani hangi ona buna, gözüne buna, ekmeğimize, ona buna gözümüz yok yani. Budur yani. Hepsi bizim insanımız yani. Kimse bizim düşmanımız yok. Biz aynı kasaftayız yani. Sen ağaç olursa ben de ağaç olurum.
olurum. Sen zengin olursa ben de olurum. Ama yeter yani. Yeter yani, millet artık bir şey alamıyoruz, bir şey edemiyoruz. Başkası gelsin. Onun oğlusu gelsin diyelim. Onun abisi gelsin. Onun tekisi gelsin. Onun hepsi yani bizim insanlarımız yani. Kimse yabancı yok. Ukrayna. Hadi kolay gelsin size. Hadi. Bilmiyorum, siz de iyisiniz. Ukrayna. Size soralım. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Benim başkan adayım Selo Başkan'dır. Tek adayımız odur. Başka kendisi aday değil biliyorsunuz. O derse Kemal amcamız vardır. Başka da bir kesimimiz yoktur.